değerli arkadaşlar, 6. sınıf fen yazılısı hazırlıkta beraberiz. Duyu organlarını istediniz, duyu organlarından hızlıca bahsedeceğim. Arkadaşlar, 5 duyu organımıza biz algılayabildiğimiz şeylere kim aracı oluyor? Duyu organlarımız. Hemen şöyle bir bakalım, neyi bilmemiz lazım? Göz çıkacak mı? Evet, çıkacak hocam. Arkadaşlar, gözde size soracakları şeyi söyleyeyim. Bakın, gözdeki sıralama önemli. Arkadaşlar, gözde dıştan içe doğru, bakın bunu sorarlar. Dıştan içe doğru sel tabakamız, damar tabakamız ve A tabaka dediğimiz retina var. Bu sorulur. Dıştan içe doğru sel tabaka, damar tabaka, A tabaka. Devam edelim. Şöyle şeklimize baktığımızda ise arkadaşlar, bakın sel tabaka dediğimiz yer şurası. Ve ne var bakın burada? Göz bebeği, kornea, bu dıştaki kısım, iris, göz merceği var. Arkadaşlar, içe doğru geldiğimizde ise damar tabaka ve A tabakayı görüyoruz. Görmenin oluştuğu yere biz sarı leke diyoruz, buna sorarlar. Ve arkadaşlar, kör noktamız var ve görme sinirlerimiz var. Arkadaşlar unutmayın, aslında gören göz değil. Göz sadece aracılık ediyor. Buradaki sistemi gerçekleştiriyor. Aslında gören beyindir, beyin. Bu sinirlere bir zarar gelirse işte kör oluyorsun, Allah korusun. Buradaki sinirler eğer beynine görmeyi iletmezse, mesela gözünde hiçbir şey yok ama beyninin görme merkezinde problem var, kör olursun. Buna dikkat. Evet, kim ne işe yarıyor ona bakacağız. Sel tabaka dedik ki gözün en dış kısmını, göz dıştan sarar, etkilerden korur, beyaz renkli ve koruyucu tabaka. Sel tabakada ne bulunmuyor? Kan damarı yok. Arkadaşlar, kan damarının amacı gözü beslemek. Dışta gözü beslemekle ilgili bir işimiz olmayacak. Kan damarlarının amacı. Göz yuvarlağının ön kısmındaki tabakamız saydam tabaka. Bunu kornea da diyoruz. Işığın kırılması ilk nerede oluyormuş? Korneada. Bugün arkadaşlar ne yapabiliyoruz? Kornea nakli yapabiliyoruz. Artık teknoloji buna müsait. Eğer ihtiyaç olursa kornea nakli yapılabiliyor. Sel tabakayı anladık mı? Neler olduğunu? Evet. Damar tabakada sert tabakanın altındadır. Adı üstünde. Gözü besleyen neleri bulunduruyor? Kan damarlarını. İris, göz bebeği ve göz merceğimiz bu tabakada. Korneada kırılan ışınlar ilk nereye giriyordu ışın? Korneaya. Kırıldı ve göz bebeğimizden geçerek göz merceğinde bir kez daha kırıldı. Yani gözde iki kırılma var. Biri korneada, sonra içeri girdi, göz bebeğini geçti ve göz merceğinde bir daha kırıldı. Şurada gösterelim. Bakın, iris de bir kırıldı. Gözü geçti, göz merceğinde bir daha kırılma yaşadı. Ve arkadaşlar ilerleyecek. Evet, gözün en iç tabakası retinadır. Diğer adı da arkadaşlar A tabaka. Sorabilirler A tabakanın diğer adı. Görme duyu hücreleri, görme sinirleri, sarı leke, diğer adı da sarı benek ve kör nokta burada bulunuyor. Arkadaşlar, göz merceğinde kırıldığı ışınlar sarı lekede nasıl oluşuyor? Ters bir görüntü oluşuyor. Dikkat. Yani şu kalem aslında sen şöyle görüyorsun. O resmi kim çeviriyor? Beyin çeviriyor. Evet. Hocam, ama bir şey sorabilir miyim? Buyur. Hocam, şimdi bir şeyi ters görüyorsak normalde düz mü yoksa ters mi? Hayır, normalde düz. Biz merceğin yapısından dolayı beynimize ters geliyor. Beynimiz ona bir daha taklattırıyor. Tamam? Ya hocam, normalde her şey ters değil değil mi? Değil, değil. Evet. Arkadaşlar, bunları unutmayın. İris gözün ön kısmında yapısında düz kasların bulunduğu renkli, siyah, kahverengi, mavi, yeşil, aslında gözümüze renk veren kısım ne? İris. Bir de burada neler var arkadaşlar? Ben bunu da söylemiş. İris dışarıdan gelen ışığın miktarına göre kaslar arkadaşlar yardımıyla kasılıp gevşer. Hatırlayın, ışıktan, karanlıktan bir anda ışığa çıktığınızda ne oluyor?
Gözünüz kısa. İşte o iris arkadaşlar. Bakın göz bebeği, göze gelen ışığın gözün iç kısmına ilk girdiği yerdir. Göz bebeği iris sayesinde büyüyüp küçülerek göze gelen ışık miktarını ayarlar. Sen karanlıktan bir anda ışığa çıktığında gözünü kısıyorsun, göz bebeğin daha doğrusu. Işığı azaltıyorsun gözünün alışması için. Tamam? Peki ışığın hani dışarıdaki ışıktan hani karanlığa geçerse böyle değişik bir şey olur. O zaman da gözlerini açıyorsun. Daha çok ışık bulabilirsin. Tamam. Bir tane adam şey adam biri, kadın biri göz bebeklerini dışarı çıkardı. Görmüş mü? Adam da hocam. Evet. Haydi bakalım. Bakın normal durum daraltılmış ve göz bebeği genişlemiş durum. Göz bebeği yüksek ışık şiddetinde küçülür, düşük ışık şiddetinde büyür. Göz merceği, göz bebeği ve iris arkası yer alan ince kenarlı bir mercek, göz merceği. Kör nokta sarı beleğin altında bulunan ve görme duyu sinirlerinin gözden çıktığı yerdir. Yani o kör noktada artık sinirler bittiği için orada görme yok. Sinirler gözden çıkıyor, oraya kör nokta diyoruz. Burada görme hücreleri bulunmuyor ve görüntü oluşmuyor. Görüntü oluşmadığı için adı kör nokta. Sarı beyinde cismin renksiz, ters ve küçük görüntüsü oluşuyor. Beyin ise bu görüntüyü düz, renkli ve olduğu gibi görmemizi sağlıyor. İlerideki yıllarda bunu detaylı görürsünüz. Bence merak edenler araştırabilir. Beyin neler yapıyor? Ha, bu arada saniyenin trilyonda birinde yapıyor bu işleri. Biz böyle uzun uzun anlatıyoruz. Bakılan cismin uzaklık ya da yakınlığına göre göz merceğinin kaslar sayesinde incelip kalınlaşarak cismin görüntüsünü sarı benek üzerine düşürmesine göz uyumu denir. Evet, uzağa bakarken de ne yapıyoruz yine? Gözlerimizi biraz kısıyoruz. Ya da nişan alanlar değil mi? Arkadaşlar gözünü ayarlıyorlar. Evet. Görme duyu hücreleri A tabakada kör nokta dışında her yerde bulunabilir. Bu nedenle görüntü A tabakada kör nokta dışında herhangi bir yerde oluşabilir. Önemli. Görüntü nerede oluşuyor? A tabakada kör noktanın dışındaki herhangi bir yerde oluşabilir. Fakat en net görüntü nerede oluşuyor? Sarı benekte oluşuyor. Unutmayın, soracaklar. Evet. Arkadaşlar yine bazı yazılarda bunu sormuşlar. Onu da göstereyim. Bakın cisimden ışık yayıldı. Korneaya geldi. İlk gözümüze girdi. Göz bebeğinden geçti. Göz merceği kırıldı. Sarı renkli düştü. Sinirlerle kör noktadan geçerek beyindeki görme merkezine geldi. Yazılı sorusu olur. Hocam bir şey sorabilir miyim? Sor. Sınavda oradaki sinirler sinirler diye mi yazılır, yoksa oraya beyin yazsak puan düşer mi orada hocam? Sinirler yaz, sinirler yazmak lazım. Hocam evet. Sinirlendirmeyin. Evet. Efendim Esra. Arkadaşlar bakın, sert tabakamız var, damar tabakamız var, ağ tabakamız var. Bunu unutmayalım. Şuraya dikkat edelim. Sert tabakada kimler var? Bak sorulabilir. Sert tabakada korneamız var. En dışta damarda göz bebeği, göz merceği, kan damarları. A tabakada sarı leke, kör nokta görme siniri. Bakın bu sorulur. Yazılı sorusu olur. Dikkat. Tamam mıyız? Biraz hızlı gideceğim. Geldik kulağa. Kulak arkadaşlar işitme duyu organımız çevreden gelen sesleri alır. Kulak da dıştan içe doğru dış kulak, orta kulak, iç kulak olmak üzere üç yapıda. Gelin bakalım. Bakın kulak kepçesi var. Affedersiniz hastayım biraz, sesim gitti. Kulak yolumuz var. Kulak zarımız var. Sonra içeriye girdik. Çekiç, örs, üzengi, en küçük kemikler. Sonra arkadaşlar içeride bunun bağlı olduğu bir salyangoz şeklinde bir yapı var. Sonra oval pencere ve yarım daire kanalları var. Bir de arkadaşlar unutmayalım, östeki borumuz var. Bu da ağzımızdan geliyor buraya. Bakın şu ağzımızdan buraya iki tane boru gider. Hani burnum tıkandı diyoruz ya.
buralar tıkanıyor. O östeki borusunun tıkanması. Evet. Kulaklarınız da ağır o yüzden. Şimdi gelin bu yapıları ayıralım. Dış kulak, kulağın en dış kısmı. Dış kulağımız burada. Kulak kepçemiz burada. Kulak yolu ve kulak zarı var. Evet. İnsan çok az düşünür kulağını. Yalnız insan kulağını düşünmeye başlayınca da çok garip bulur. Oldu mu size de? Ünlü ressam Van Gogh'u biliyor musunuz? Van Gogh. Ne yapmıştır Van Gogh? Bir gün böyle kulağını düşünürken lan demiş, kessem acaba nasıl olur? Kulağını kesmiş, kendi kulağını. Sonra resmini yapmış. Gördünüz değil mi o tabloyu? Böyle yaralı, böyle sarılı kafası. Gördünüz mü Van Gogh'un? Oo. Yalnız Van Gogh çok büyük bir ressamdır da kendi yaşarken 5 kuruş kazanamamış. Şimdi resimleri. Evet. Arkadaşlar, kulak kepçesi çevreden gelen sesleri toplamaya yarıyor. Kulak yolu kulak kepçesi tarafından toplanan ses dalgalarının kulak zarına iletilmesini ve titreşimini sağlıyor. Devam edelim orta kulağa. Çok önemli yapılar burada. Hatta duymuşsundur, ne diyorlar? Orta kulak iltihabı diye bir laf var değil mi? Evet, çok tehlikeli Ayşe. Orta kulak nereden başlıyor? Kulak zarı ile Emir Yakup, Nisa Yağmur dış kulağa bağlandı. Oval pencere ile de iç kulağa bağlandı. En önemli yapılar burada. Çekiç, örs, üzengi dediğimiz üç tane minicik minicik kemikler var. Orta kulağı yutağa bağlayan boruya da östeki borusu deniyor. Yani şuradan böyle içeriye bağlanıyor arkadaşlar. Östeki borusu dış kulak ile orta kulak arasında hava basıncını dengeliyor. Hatta böyle burnunuzu kapatıp yaparsanız buradan böyle bazen hava ya da su çıkışı olabilir. Kulak zarınız delikse. Ve kulak zarının yırtılmasını engelliyor. Eğer östeki borusu olmasa en ufak bir sesle kulak zarın yırtılır. Sen ben yapsak aklımıza gelmez. Ya Allah ne güzel yapmış. Zeynep Rüya. Mesela davul gördünüz mü işte davul? Davulu çok vurursan davul ne olur? Evet, o kadar deri bile patlıyor arkadaşlar. Sen düşün, senin kulağın ne kadar çok ses duyuyor. Ama çok şükür patlamıyor. Evet. O yüzden hani büyük patlamalarda ne yapın diyoruz ada? Ağzınızı açın diyoruz değil mi? Büyük patlamada. Niye? Çünkü bu boru hemen kapatıyor kendini. Koruma altına alıyor. Kulak yoluyla gelen ses dalgaları kulak zarına çarptı ve titreşti. Bu kulak zarı titreşince o zar titriyor ya, içeride ne var? Çekiç, örs, üzengi kemikleri var. Onlar da birbirini titreştiriyor. Arkadaşlar, bu kemikler bir ufak titreşimi bile alabiliyorlar. Bu kemikler kulak zarına aldıkları ses ve titreşimin şiddetini arttırıyor ve iç kulaktaki oval pencereye iletiyorlar. Oval ofisle karıştırma. Oval ofis Amerika başkanlarının ofisidir. Oval ofis. Yani şu an orada Biden oturuyor. Biden oturdu. Yuvarlak ofis. Bu oval pencere. Devam edelim. Geldik iç kulağa. Kulağın en iç kısmı oval pencere ile orta kulağa dıştan bağlı. Yapısında dalız, salyangoz, yarım daire kanalları ve işitme sinirleri bulunuyor iç kulağın. Oval pencere orta kulaktan gelen ses titreşimlerini aldı ve salyangoz gibi bir yapı var ya şuradan. Bakın şu salyangoz var ya, buna iletti. Yani ne yaptık? Şuradan geldik buraya kadar dış kulak. Şurası orta kulak. Buradan oval pencereye iç kulak arkadaş. Devam edelim. Şimdi burada işitme sinirleri var. Yani duyma olayı nerede oluyor? İç kulakta. Salyangoza geldi. İşitme sinirlerimiz nerede bulunuyormuş? Salyangozda. Görme sinirlerimiz nerede bulunuyordu? Sarı lekede. Hatırlıyor muyuz? Görme sarı lekede. İşitme salyangozda. Ses titreşimleriyle uyaran cisimler beynin ne yapıyor? Sinirler alıyor beynin işitme kısmına
götürüyor değerli arkadaşlar. Eğer beyninizin işitme kısmında bir hasar olursa duyamazsınız. Kulağınız çalışsa bile duymaz. Hatta bilmiyorum gördünüz mü? Bazı insanlar böyle beynine bir alet falan takıyorlar. Gördünüz mü? Eski emniyet müdürlerinden İbrahim Şahin diye birisi vardı. Bir çatışmada beyninin o işitme bölümüne sıkıntı olmuş, kurşun gelmiş. Arkadaşlar şu an kafasında bir cihaz var. O cihazla yaşıyor adam. Öyle duyabiliyor. O cihazın pili biterse duyamaz. İbrahim Şahin diye bir eski emniyet müdürü. Meşhur. Medyanın bildiği bir adam. Evet. Kulağımızdaki çekiç, ört, üzengi, en küçük kemikler, östeki borusu ve yarım daire kanallarının işitmeyle hiçbir alakası yok. Bakın dikkat. Östeki ve yarım daire kanallarının işitmeyle alakası yok. Neyle alakası var? Bunu sorarlar. Beyincik ile birlikte vücudun dengesini sağlayan ve içi sıvıyla dolu olan kanallara yarım daire kanalları denir. Yarım daire kanalları ile beyincik vücudun dengesini sağlar. İlginç. Evet. Dengemizi ne sağlıyormuş? Beyincik var. Evet, beyincik gelişimimiz önemli. Arkadaşlar beyincimiz geliştiğinde ancak biz böyle ayakta dengede durabiliyoruz. Bir de kulağımızdaki yarım daire kanalı. Arkadaşlar Allah göstermesin, bir öğretmen arkadaşımda Mercier diye bir hastalık var. Bu hastalık işte arkadaşlar bu kulaktaki yarım daire kanallarında sıkıntı yaratıyor. Bunun atakları var. O arkadaşım atak yaşadığında ayakta duramıyor. Düşüyor. Bir anda düşüyor. Çünkü oradaki Ali Emin yarım daire kanallarında bir sıkıntı oluyor ve dengesi bir anda kesiliyor. Beyincikle beraber yapıyor bu. Dalız salyangozun içinde bulunan sırrın adıydı değerli arkadaşlar. Bunu da hatırlatmış oldum. Şunlara bakın, bunlar da sorulur. Dış kulakta kulak kepçesi ve zarı var. Orta kulakta östeki borusu, çekiç kemiği ve üzengi. İç kulakta dalız, yani o salyangozun içindeki sıvı ve salyangoz bu. Bunlara dikkat. Adam. Devam edelim. Geldik buruna. Burunda arkadaşlar burunun solunum sisteminin organıdır. Ve arkadaşlar biliyorsunuz ki tat almayla alakalıdır burun, değil mi? Bunu biliyoruz. Tatını eğer grip olduğumuzda, hatta koronada ne oldu? Burunda sıkıntı olduğu için koku da anlamadı, tat da anlamadı. Tat duyusu da gitti arkadaşlar. Peki burunun özelliği ne? Arkadaşlar burun kıllarla beraber dışarıdan gelen tozları tutuyor. Havayı nemlendiriyor, ısındırıyor. Burnumuzun burası hava kaç derece olursa olsun yağız 38,5 derece burnumuzun ucu. Eğer burnumuzun ucu her zaman 38,5 derece olmasa arkadaşlar burnumuzu silmekten yara yaparız. Yazında, kışında 38,5 derece. Evet. Bunu da söyledik. Arkadaşlar eğer burnunuzu kapatırsak size patates değdirsek, elma değdirsek siz hangisinin patates, hangisinin elma olduğunu anlayamazsınız. Kokusunu alamadığınız için. Yani biz yaptık bunun deneyini. Evet. O yüzden arkadaşlar önemli. Kokunun alındığı bölge de sarı bölge. Sarı lekeyle karıştırma. Bak. Sarı leke, salyangoz, sarı bölge. Üçü de S. Dikkat. Geldik dile. Dilin de arkadaşlar yapısında tat tomurcuğu dediğimiz dokusunda yapılar var. Dilin de arkadaşlar nerede nelerin alındığını bilmemiz lazım. Bakın tatlıyı neresi alıyormuş dilimizin? Ucu. Herkes şöyle zanneder. Biberi dilimizin ucuyla niye tadıyoruz? Çünkü acıyı orası. Hayır. Orası en az acıyı algıladığı için orayla tatıyoruz. Hani derler ya şu bibere bak yakıyor mu? Yani tatlıyı alan yeri bile yakıyorsa, peki acıyı alan yer neresi arkadaşlar? Arkası. Herhalde Yağız şöyle tadamazdık değil mi Emir Yakup? Ağzının içine sokuyorsun, orası acıyı alıyor falan. Çok iğrenç oldu ya. He? Taha. Böyle arkaya sokacağım biberi. Bu acıymış falan. Olmaz. Evet. Arkadaşlar ekşileri neresi alıyormuş? Yanlar. Yanlar. Tuzluyu bakın ön yanlar. Cuk.
Ön yandan acıysa arkalar alıyor. Arkadaşlar bunu sorarlar. Bu çıkar yazılı. Hocam peki şu sol taraftaki domates gibi bir resim var ama. Arkadaşlar bu da arkadaşlar şöyle onu nasıl söyleyeyim. Hoşa giden tat diye bir kavram çıkartmışlar. O da böyle dilim böyle buralarında anlıyormuş. Evet. Sevdiğimiz tatlar değil mi hocam? Yani, hoşumuza giden sevdiğimiz tatlar. Aynen. Hocam o zaman bu durumda domates hem tatlı hem ekşi hem de tuzlu mu? Evet, yok. Ya. O kadar da değil. Özelleşmiş bunlar. Kişiye göre de bazı alanlar azalıp çoğalır. Geldik deriye arkadaşlar yetiştirmeye çalışıyorum. Diğer dersim başlıyor. Deride de arkadaşlar bakın bir üst deri var, bir alt deri var. Üst deri derinin alt bölümlerini korumak için vardır arkadaşlar. Derinin rengini üst deride bulunan hücreler verir. Evet, derimizin hemen altında renk pigmentleri dediğimiz pigmentler var. Derinizin rengini bunlar belirler. Alt deride ise ne var? Kan damarları var. Yine deri kanla besleniyor arkadaşlar. Duyu hücrelerimiz var. Algılama hücrelerimiz. Duyu sinirleri, kıl kasları, kıl kökleri, ter bezleri, bakın terliyoruz ya, ter bezleri, şurada bakın, kıl kökü, en alta doğru kan, ter bezi ve en altta da ne var arkadaşlar? Yağ tabaka. Yağ tabakasının olmasının nedeni ne? O da yine korumak, içerideki şeyleri korumak. Vücudun yağ tabakası çarpmalara karşı korur. Alt deride yer alan ter bezleri terleme ile ne sağlayacak? Boşaltım sağlayacak değerli arkadaşlar. Bakın burada sormuşlar. Tatlı nerede? Şurada. İşte acı nerede? Arkada. Tuzlu nerede? Bakın şu yanlarda. Ve ekşi nerede? Şu yan arkalarda değerli arkadaşlar. Evet, böylelikle duyu organlarını size bir hatırlatmış oldum. Miyop var. Uzağa görme. Görememe. Evet, hipermetrop var. Yakını görememe. Astigmat var. Dağınık görme. Şaşılık var. Göz kaslarıyla ilgili arkadaşlar. Buraya bakarsınız. Şu anlık yetiştirebildiklerimiz bunlar. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar.